baş ediyorduk. Bir de bu kadın çıktı şimdi başıma. Ya ben artık dayanamıyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. O bile benimle uğraşıyorlar ya. Söyledin mi sen hala? Kovacak mıymış kadını? Kovsun bir an önce. Ne dedi sana? Hadsiz biliyor musun? Hadsiz. O böyle kocaman kocaman bana ne laflar etti. Şey diyor bana. Ne o? Su kerten kendisine benziyormuşum bak. Lafa bak, bana söylediğin lafa bak. Sen kimsin be? Ne oldu abla sana? Sen niye bir şey demiyorsun? Diyeceğim Gülben. Diyeceğim. Ben senden özür dilerim kardeşim. Aa! Neden abla? Ben bu evde aşk yüzünden deliren, kendini rezil eden sen olursun sanıyordum ama yanılmışım. Bu ailedeki en düşkün, en sefil insan benmişim meğer. Aa, abla ne diyorsun sen? Aa, kabul etmiyorum, deme öyle şeyler kendine, ne olur. Yok, ben hep hor gördüm seni. Dedim bir erkek yüzünden ne hallere düşüyor ama asıl ben sefil olmuşum, hiç haberim yok. Hor görünmesi gereken benmişim meğer. İnsan kanadığını yaşamadan ölmezmiş. Bilemedim. Affet. Aa. Gülben ne olursun çık. Çıkmayacağım abla. Gülben. Ne oldu sana, anlat. Ben artık Sağır olmak istiyorum. Sağır mı? Niye? Niye ki? Hala onun sesini duyuyorum. Biliyorum o gitti. Burada yok. Ama hala... Gülben, ben galiba çıldırıyorum. Her gün bir bahaneyle o perdeyi açıp onun penceresine bakıyorum. Her kapı çaldığında elim kalbimde. Biliyorum o gelmedi aslında ama ben yine de... Ben her sabah tek bir ihtimalle tutunup kalkıyorum şu yatakta. Posta kutumda bir şiir, bir çiçek, bir işaret, bir şey görürsem diye. Ne zaman birine kötü bir söz söylesem sanki Naci kulağıma fısıldıyor. Safiye yapma. Kalp kırma. Kimse anlamıyor ama ben sürekli kavga ediyorum içimde. Aklımda sürekli o şiir var. Olur olmaz yerlerde hep aklıma o şiiri geliyor. Hep o satır. Alay eder gibi. İkimiz birden sevinebiliriz. İkimiz birden. Gülben. Nerede o şimdi kim bilir? Kimin yanında? Kiminle seviniyor? Ben kimseyle gülmesini istiyorum o. Kimseyle sevinmesini istiyorum. Abla, bunlar, bu saydıklarının hiçbiri seni zavallı yapmaz. Duydun mu beni? İnsan yapar sadece. Unutmak istiyorum Gülben. Her şeyi unutmak istiyorum. Yoksa annemin yapamadığını Naci yapacak bana, ben delireceğim. Ne oldu abla aşağıda? Ben çıldırıyorum galiba. Ha, gördü beni. Neyi gördü? Ne yaptın ki sen? Naci'yi duydum ben. Oradaydı, bizim şarkımızı çalıyordu klarnetle. Kazan dairesinde. Ortalığı birbirine kattım, dedim içeride açacaksın orayı. Zorla açtırdım gittim. Korktu, çekindi.
Rezil oldum ona şimdi ben. Bir daha nasıl bakacağım yüzüne? O kadar gerçekti ki gülmem. Sanki o kapı açılacak. Ben Naci'yi göreceğim sanıyordum. O kadar çaresizim demek ki ben. Tam tersi. Hiç bu kadar güçlü olmamıştın sen abla. Ben hiç bu kadar gurur duymamıştım seninle. Bak bana. Herkes sıyırdı bu kafayı dedi. Esat bile yüzüme... Ben seni sevmiyorum. Biz seninle olamayız. İmkansız dedi. Ama sonra ne oldu? Hayalini bile kurmaya kıyamadığım şey oldu abla. Esat beni öptü biliyor musun? Kız arkadaşım olur musun dedi bana. Şiirde demiş ya hani ikimiz birden sevinebiliriz diye. İşte bir daha aklına gelirse bu anı hatırla abla, tamam mı? O zaman üzülmezsin. Başın önüne yiyeceksin, kaldırmayacaksın. Biri sana seslenirse duymamazlıktan geleceksin. Anladın mı beni? Tamam da. Safiye ne söyledin sen? Duydu beni biliyorum. Ne dedin de durdurdun onu? Yoksa... deli olduğuna mı inandırdın? Ha? Aynen öyle yaptım. Kafayı sıyırdığını düşünüyor şu an. Hepsi senin yüzünden. Rahat dursaydın bunların hiçbiri olmayacaktı. Can çekişiyordur şimdi yukarıda biliyorum. Bildiği bütün duaları okuyordur aklını kaybetmemek için. Ve eğer sen bana yardım etmezsen... bütün bunlar... bu eziyetler... hepsi boşa gidecek. Çektiği acıyla kalacak. Böyle mi olsun istiyorsun?